burada konuşalım. Açıkça söylüyoruz. 18. lema denen bu rezalet şirktir, küfürdür, irtidattır. Böyle inanırsanız, böyle ölürseniz Müslüman olarak ölemezsiniz. Cenaze namazınız kılınmaz. Müslüman mezarına gömülemezsiniz. Ve Allah'ın müminlere vaat etmiş olduğu mükafattan mahrum kalırsınız. Ebu Cehil gibi cehennemde yanarsınız. Bu iki kere ikinin dört etmesi kadar nettir. Şüphesi olan zelil olur. Ben söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İtirazı Kur'an'a yapar. Şimdi Vedat, bir de özellikle eğilmemiz gereken bir konu daha var. Gulat-ı Şia ve Risale-i Said Nursi kardeşliği. Şimdi 18. lemada biliyorsun, diyor ki Cebrail geldi, Hazreti Ali'ye sayfa verdi. İşte Nebi'nin huzurunda bu meydana geldi. Bu kimin iddiasıdır? Ya şimdi az evvel aslında ayaküstü biraz değindik. Mesela Şia'da, burada Mezhepler Tarihi kitabından okuyayım ben. Muhammed Ebu Zehra'nın. Şia'nın Gurabiye mezhebi. Evet. Bu da ismini işte karga kelimesinden alıyor. Şöyle bir fırka bunlar. Bu fırka aşırı giden fırkalardandır. Bunlar Sebeiyye'nin yaptığı gibi Ali'yi ilahlaştırmamışlar. Bak ancak, dikkat et Veda. Hazreti Ali'yi ilahlaştırmıyorlar. Ancak onu neredeyse peygamberden üstün tutmuşlardır ki zaten burada anlatılan 18. lemada anlatılan bilgiye göre peygamberden üstün olması gerekiyor. Çünkü kıyamete kadar bütün ulumu esrar, muhimme bir de mühim olan bilgi burada. Hazreti Ali'ye veriliyor. Demek ki Muhammed'e verilenden çok daha üstün bir bilgi veriliyor. Bunlar peygamberliğin aslında Hazreti Ali'ye ait olduğunu, ancak Cebrail'in hata ederek Ali'ye geleceği yerde Muhammed'e geldiğini iddia ederler. Bunlar Gurabiye ismini, kargacılar ismini almasının sebebi de karganın kargaya benzediği gibi Ali de Muhammed'e benzerdi demelerindendir. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam tıpkı kargaların birbirine benzediği gibi Muhammed aleyhisselamla Ali radıyallahu anh birbirine benziyor. Karıştırı ona verdi. Şimdi bu Şia'nın gulat olanlarından, aşırı olanlardan. Bunu Şia da kabul etmiyor. Şimdi kaynağını da oku Vedat. Arkadaşlar görsünler. Önemli bir kaynak çünkü. Muhammed Ebu Zehra'yı mı? Muhammed Ebu Zehra yani. Zaten şeydir. Bilmeyen yoktur. Bilmeyen yoktur. Çok ünlü bir mezhepler tarihçisidir. Çok ünlü bir uzmandır bu konuda. Gulat-ı Şia'nın... Mesela şöyle söyleyeyim bak, burada da yazmış zaten. Yukarıda geçen sapık inanışlı fırkaları ve benzerlerini Şiiler kendilerinden saymazlar. Onları gulat sayarlar ve kendilerinden olması bir yana çoğunu ehli kıbleden bile saymazlar. Müslüman bile kabul etmiyor. Müslüman, yani. Şia kabul etmiyor. Şia bu inancı teklif ediyor. Şimdi Vedat, şimdi dikkat edersen Cebrail yanlışlık yaptı diyor. Halbuki biz çok iyi biliyoruz ki Allah Kur'an-ı Kerim'de kasten olmayan şeylerden sorumlu tutmaz. Yani Allah yanlışlığı şey yapar, affeder. Ortada bir yanlışlık varsa Cebrail sonuçta Allah'ın bir meleğidir. Ancak Allah'ın ortağı falan değildir. Cebrail de bir varlıktır, yanlış yapabilir. Yanlış yaparsa eğer, Allah'ın ortağı olamayacağına göre yanlışlık affedilebilir. Hadi bu gözle baksak bile, ben böyle bakmıyorum, böyle baksak bile şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi 18. lemada Hazreti Ali diyor ki, ben diyor Cebrail'in sesini işittim, sayfayı kendisinden aldım. Bak burada kasıt var, burada yanlışlık var. Hangisi daha beter? Hangisi daha beter? Elbette ki Said Nursi'nin yazdığı 18. lema daha beter. Orada yanlışlık oldu diyor, burada kasten ben aldım diyor, öyle yanlışlık falan yok, bile bile aldım diyor. Dolayısıyla Said Nursi'nin bu iddiası Gulat-ı Şia'nın da Gulat'ı. Bunu Gulat-ı Şia da reddeder. Şia, Gulat-ı Şia'yı reddeder. Yanlışlıkla verildi diyorsun. Gulat-ı Şia, bu kadarını biz bile uydurmadık. Bunu nereden çıkardın diye o da Said Nursi'yi reddeder. Bir de bu Gurabiye tayfası iki kısma ayrılıyor. Bir tanesi diyor ki, Cebrail yanlışlıkla yaptı. Bir diğeri de diyor ki, hayır kasten yaptı. Öyleyse Cebrail'e lanet olsun. Onu tekfir ve lanet ederler, kasten yaptı diye. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, kim Allah'a, elçilerine ve nebilerine, meleklerine düşman olursa ve Cebrail'e, Mikail'e düşman olursa diyor, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Neden? Kasten vahyi başkasına verdiği iddiası yüzünden. Ya Said Nursi'nin iddia ettiği de tam olarak bu. Diyor ki, kasıtlı olarak Cebrail getirdi, Ali'ye şey verdi, sayfa verdi. Ali de diyor, sesini işittim, içini de açtım, okudum. Demek ki okumuş ki bize ne olduğunu anlatıyor içinde. Bu olduğu gibi Gulat-ı Şia'nın iddiasıdır. Hani bazıları şöyle diyor olabilir. Mesela birisi kalksa dese ki, şerefiniz varsa bize bunu Gulat-ı Şia olduğunu, Şia olduğunu ispatlayın. Biz de kendinize güveniyorsanız buyurun gelin misafirimiz olun, kanıtlayalım deriz. Şimdi Vedat, burada bir kitap daha var bende elimde. Bu İslam'da
peygamberlik ve yalancı peygamberlik olgusu bu kitap arkadaşlar. Şimdi Nurcular bu kitabı okusunlar. Bu kitabı okurlarsa herhalde bizi biraz daha iyi anlarlar. Yalancı peygamberliğin ne olduğunu anladıktan sonra bir daha Risale-i Nur'u okusunlar. Oradaki yalancı peygamberlik iddiasının Müseyleme Türk Kezzab'ı kaçak atladığını görürler. Şimdi burada Şia'nın yalancı peygamberlik iddia eden gruplarından bazılarının görüşleri var. Bak ne diyor. Karmatilere göre Muhammed, Hz. Muhammed'in risaleti sağlığında Kadirhum denen bir mevkide Ali bin Ebi Talib'in insanlara imam nasip etmesiyle birlikte sona ermiştir. Peygamber Efendimiz Kadirhum denen yerde Hz. Ali risalet görevini nasip ediyor, ona dahil ediyor, kendi görevi bitiyor. Bu tarihten itibaren risalet Ali bin Ebi Talib'e intikal etmiş ve onda devam etmiştir. Onlar bu konuda Hz. Peygamber'in ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlası diyor sözünü delil getirirler ve tevil ederler. Zira Hz. Peygamber'in bu sözü ne manaya geliyormuş onlara göre? Onun risaleti ve nübüvvetini bıraktığını, Allah'ın emri ile risaleti Hz. Ali'ye teslim ettiğini ifade eder. Karmatilerin inancıdır. Gulat-ı Şia'nın da beterleri bunlar. Adam diyor ki peygamber, son peygamber, yani kendi görevini bitirdi, Ali'ye devretti, sen devam etti. Emekliye ayrıldı peygamberlikten. Oraya geliyorlar. Bu kitabın 136. sayfası. Yine bu kitabın 143. sayfasında bak ne diyor Vedat. Burada Nusayrilerden anlatıyor. Şimdi Suriye'yi kan gölüne çeviren o tepedeki Esad'ın evet. mezhebi, itikadı. Bakın şimdi Nusayri inancı nereden çıkacak? Sayfa 142. Bunlar bazen risalete ortaklık ispat etmeye çalışmaktadırlar. Hz. Muhammed'in risaletinde kendileri de ortak olmaya çalışıyorlar. Bunun için ispatlar, deliller, şunlar bunlar icat edip üretiyorlar. Nitekim Ebu'l-Yusr Muhammed el-Pezdevi'ye göre, Pezdevi biliyorsun şarihtir. Evet. Ehl-i sünnet alimlerindendir. Nurcular baksınlar işte, bakın ehl-i sünnet alimi ne diyor? Ne diyoruz biz? 18. lemada Cebrail Ali'ye sayfa getirdi iddiasının ehl-i sünnet eserlerinde yeri yoktur, varsa da küfürdür, ancak öyle demişlerdir. İşte bu ehl-i sünnet alimlerinden bir tanesi Pezdevi, bakın ne diyor? Kur'an'ın bir kısmının Hz. Muhammed'e, bir kısmının da Hz. Ali'ye indiği inancındadırlar. Karmatiler böyle inanıyorlarmış. Nitekim Cebrail Kur'an'la peygambere iniyordu. Hz. Peygamber Cebrail'e Kur'an'dan bir miktar Hz. Ali'ye indirmesini emretti. Karmatilerinden. Bana getirdiğin gibi Ali'ye de getir. Bu Nusayrilerin inancı. Şimdi burada şeyden Hz. Ali de bunu aldım dediğine göre Risale-i Nur'da bu inancı tasdik etmiş olmuyor mu? Peygamber böyle demiş. Ali Cebrail de gereğini yapmış. Risale-i Nur'a bakarsak böyle. Şimdi Karmatiler, Nusayriler bir de hepsi olmamakla birlikte bilmeyenleri hadi ayıralım. Nurcular yan yana koyup bu konudaki itikatlarına bakıyorsun. En tehlikelisi de Risale-i Nur'dan çıkıyor. Yine bununla birlikte orada dikkatimizden kaçmaması gereken bir nokta daha var Vedat. Bak burada ne diyor? Şii fırkalar Kitab-ül Makalat vel Firak Firak-ül Şia. Bu Abdülkahir Bağdadi'nin Şia fırkalarına ait eserinden bölümlerin tercümesi. Tercümeyi yapan Profesör Doktor Hasan Onat, Profesör Doktor Sabri Hizmetli, Profesör Doktor Sönmez Kutlu, Ramazan Şimşek. Bunlar alanlarında uzmandırlar. Evet. Mesela Sönmez Kutlu, Maturidi sorun. Kitabı da var falan, çok seminerleri falan var. Hasan Onat başlı başına mezhepler tarihçisi zaten. Şimdi yine Nurcu arkadaşlardan ricamız, şu kitabı okuyun, Şii fırkaları, bir de Risale-i Nur'u okuyun. Risale-i Nur'daki inanışın, hurafelerin, şirk, batıl şeylerin hangi ehl-i sünnete mi daha yakın, Şia'ya mı daha yakın olduğuna kendiniz karar verin. İşte onlardan bir tane örneği. Bakın, burada ne diyormuş? Sayfa 149. Ebu'l-Hattab, Ebu'l-Cafer bin Muhammed radıyallahu anh kendisini ölümünden sonra naibi ve vasisi kıldığını, yani Ebu'l-Hattab diyor ki İmam-ı Cafer ölümünden sonra beni diyor şey tayin etti. İmam tayin etti. Allah'ın ismi azamını kendisine öğrettiğini iddia etmiştir. Neticede o daha da ileri giderek önce nübüvvet sonra risalet kendisinin meleklerden biri olduğunu, yeryüzündeki insanlara Allah'ın elçisi ve onların hüccetli olduğunu iddia etmiştir.
Risale-i Nur'un kuvvetli hüccetleriyle derken nereye gittiğini, işin nerelerden nerelerden çıktığını Nurcular bir baksınlar. Yalnız burada benim dikkat etmek istediğim nokta, çekmek istediğim nokta burası değil. Burada diyor ki ismi azam. Orada ne diyor Bede? O bölüm bir daha okur musun? Hazreti Ali ne yapmış? Neyi almış Cebrail'de? Hazreti Cebrail'in Nebiyyüna aleyhissalatu vesselam huzuru nebeviyde getirip Hazreti Ali'ye Sekine namıyla bir sayfada yazılı ismi azam Hazreti Ali'nin kucağına düşmüş. Hazreti Ali ne demiş? Hazreti Ali diyor, ben Cebrail'in şahsını Alay-ı Mustafa suretinde gördüm, sesini işittim, sayfayı aldım, bu isimleri de içinde buldum. İşte ismi azam inancı, ismi azamın Allah'tan geldiği demek inancı. İmam Cafer'e de oradan geliyor. İmam-ı Cafer de bu iftiraları kabul etmiyor tabii, reddediyor. Yani kendisi, Caferiye mezhebi var, Şiaların son derece saygı duyduğu bir insandır, o bu iddiayı reddediyor. Yani öyle bir iddia ortaya atıyor ki Said Nursi, ancak Gulat-ı Şia'dan çıkar, onları bile tereddüte düşürür. Onların bile böyle bir iddiası yok. Dolayısıyla Şii eserler, akaid eserleri, gulat eserleri incelendiği zaman aslında Nurculuk hareketiyle Karmatilik, efendim Nusayrilik arasında kardeş oldukları, bir kardeşlik bağı görülür. Batınilik bu görülür. Dolayısıyla Nurcular kendilerini ehl-i sünnet zannetmesinler. İnanışlarını bir de Şii fırkalar inanışlarıyla karşılaştırsınlar. Kime daha yakın olduklarını görsünler. Tekrar ediyoruz. Said Nursi, Gulat-ı Şia'nın bile iddia etmediği şeyleri iddia etmiş, Allah'a ve Resulüne onların atmadığı iftirayı atmıştır. Bu iftiradan kendinizi temizleyin. Yoksa kıyamet günü Allah-u Teala hesabınızı veremezsiniz. Verirsiniz değil, veremezsiniz. Bunun hesaplaşılacak bir tarafı orası şey yeri değildir, özür dileme yeri değildir. Onu burada yapacaksın. Burada tövbe istiğfar edeceksin. Bu son derece önemli.